TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Gündeme yansıyan gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz ama önce özetlerimizi izleyelim. Bakan Soylu açıkladı, yarın tüm Türkiye'de denetleme yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Sarıoğlan'da girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Kayseri Spor'da Bayram Bektaş dönemi başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Bakan Soylu Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleriyle ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'de yıllarca eylem yapan PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin, korucularımızın gayreti sayesinde içeride bitme noktasına gelen PKK, bugün varlığını sürdürebilmek için DAEŞ'in sastığı iki devletin topraklarında maalesef hem Avrupa'dan hem Amerika ortak hareket edebiliyorlar. Barış Pınarı Harekatı olmasaydı kim bilir başka neler gerçekleştirecek, başka neler yapacaklardı. Üç büyük harekatla, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyonlarla dışarıdaki planlarını bozduğumuzu söyleyebilirim. Ve yine bu operasyonların da desteğiyle içeride PKK'ya karşı müthiş bir mücadele halindeyiz. Sadece üst düzey teröristlerden 62 tanesi etkisiz hale getirildi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise yılbaşından bugüne kadar 62 ile birlikte 474 oldu. Öte yandan Bakan Soylu, vatandaşları koronavirüs konusunda uyarmak için yarın yurt genelinde yüksek yoğunluklu denetimler gerçekleştireceğiz açıklamasında bulundu. Salı günü tüm Türkiye'de yine yüksek yoğunluklu bir denetim gerçekleştireceğiz. Bu denetimlerimizin önemli amacı rehberlik. Bu denetimlerimizin önemli amacı vatandaşımızı uyarmak. Bu denetimlerimizin önemli amacı salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek, hep birlikte milletimizle birlikte başarıya ulaşmak. Burada maksadımız işlem yapmaktan ziyade evet bir gerçeği birbirimizle paylaşmak olduğu için kamuoyuna önceden ilan ederek haberli bir denetim yapıyoruz. Ve bu denetimlerimizin başından itibaren böyle 2 aydır bu denetimlerimizi kamuoyuyla paylaşarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik verilerini açıkladı. Verilere göre işsizlik Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan artışla %12,9 oldu. Böylece işsizlik oranı 2019 yılının Mayıs ayına göre neredeyse aynı kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla %12,9 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla %15,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişi, istihdam oranı ise 4,7 puanlık artışla %41,4 oldu. Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayi sektöründe 274 bin,
İnşaat sektöründe 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin %18.8'i tarım, %20.4'ü sanayi, %5.2'si inşaat, %55.6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı. İş gücü 2020 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 5.3 puanlık azalışta %47.6 olarak gerçekleşti. Fen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS tercih sonuçları açıklandı. Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri %100 doldu. LGS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için açıklama ise Melik Gazi Rehberlik Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Ahmet Özkan'dan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları map.gov.tr internet adresinden açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarına göre merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri %100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu İmam Hatip Liselerinde %99.8, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde %97 doluluğa ulaşıldı. Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin %92'si ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları başladı. Nakil başvuruları 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Nakil başvuru sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları da 17 Ağustos'ta alınmaya başlayacak. LGS yerleştirme sonuçlarına göre yerleşemeyen veya okul değiştirmek isteyen öğrencilerle ilgili açıklama ise Melik Gazi Rehberlik Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Ahmet Özkan'dan geldi. LGS sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Çocuklarımızın hepsine hayırlı olsun. 10-14 arasında ek yerleştirmelerimiz başlayacak. Bu iki dönem halinde olacak. 10-14 Ağustos arasında, daha sonra ise 17-24 Ağustos arasında gerçekleşecek. Şimdi herhangi bir okula yerleşemeyen çocuklarımız tekrardan tercih yapabilirler. Bu da kendi okullarına gidecekler, yine tercihlerini gerçekleştirecekler. Yine yerleşemezlerse 17'si ile 24 arasında tekrar bir ek yerleştirme olacak. Burada da olmazsa 24 ile 26 arasında ise ilçe nakil komisyonları devreye girecek. Burada da çocuklar herhangi bir okula mutlaka yerleştirecek. İnşallah açıkta kalman çocuğumuz olmayacak. Efendim, değiştirmek isteyenler için? Değiştirmek isteyenler de yine aynı şekilde. Atıyorum A lisesini, Anadolu Lisesi'ni kazanan bir öğrenci B Anadolu Lisesi'ne geçmek istiyorsa yine tercihlerini de yapabilirler. Bu sefer 3 tercih yapacaklar. 3 tercihini yine gerçekleşecekler. Yeni okulları gelirse oraya geçebilirler bu sefer. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği tercih dönemi devam ediyor, ancak uzmanlar tercih konusunda uyarıyor. Üniversite adaylarının merakla ve heyecanla beklediği günlerden olan tercih dönemi geldi. Ancak uzmanlar tercih yaparken öğrencileri dikkatli olmaları ve iyi düşünmeleri konusunda uyarıyor. İki Kare Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Psikolojik Danışman Yasin Karabörü yaptığı açıklamada tercih yapacak öğrencilere önemli uyarılarda bulundu ve İki Kare Eğitim Kurumları olarak her zaman öğrencilerinin yanlarında olduklarını söyledi. Yerel olarak ve merkezi yerleştirme kontenjanlarına bağlı olarak kontenjan kısımlarına dikkat etsinler. Açılacak yerleri, dolmayan yerleri ve yüzdelik dilimlere göre yakın yerleri tercih etsinler. Üniversite tercihlerini burada kurumumuz olarak öğrencilerimizle birlikte yürütüyoruz. Ve güzel bir başarı elde ettik yine üniversite sınavında. Tercihlerini birebir yapıyoruz. Tercih konusunda dikkat edilmesi gereken hususlardan biraz bahsedeyim. Öğrencilerimiz özellikle meslek seçimi konusunda çok kararsız davranıyorlar. Ve onun için bir an önce, daha önce ilkokuldan başlayarak meslek seçimine yönelmelerini ve ilerleyen süreçlerde bunları oturtmalarını tavsiye ediyoruz ki şimdiden biz yığılma olmasın, yani kafa karışıklığı olmadan puan aldıktan sonra sadece o mesleğe yönelmesi kalsın.
İkikare Eğitim Kurumu Müdürü Pınar Akbul, kurum olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti ve hedeflerinin daha ileri gitmek olduğunu söyledi. Güzel bir süreçle ilerledik. Öğrencilerimizde güzel başarılarımız var. %0-2'lik dilimlerde, 0-4'lük dilimde, %10'luk dilimde de yeterli sayıda öğrencimiz var şu anda. Seneye de aynı başarıyı yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İkikare Eğitim Kurumları Türkçe öğretmeni Şeyma Yıldız, pandemi döneminde hiçbir öğrencilerini mağdur etmediklerini ifade etti. Biz 11 Mart'tan itibaren hiçbir öğrencimizi mağdur etmemek adına canlı derslerimize devam ettik. Yine aynı şekilde hiçbir öğrencimizi mağdur etmeden yolumuza devam etme planlarındayız. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece öğrencilerimiz tekli sıralarda, maskeleriyle, sınıflarımız dezenfektanla, dezenfeksiyon edilerek derslerimize devam ettik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Talas'ta bulunan ve toplu olarak satılan 221 parsel ve ihalesi gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Mücel, belediyenin bu ihaleden büyük zarar uğratıldığını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında toplanan meclis, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan maddeleri görüşüp karara bağladı. Toplantıda söz alan Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Talas'ta bulunan ve toplu olarak ihalesi gerçekleştirilen parselleri gündeme getirdi. Hak mıdır? Haktır. Alabilir mi? Alabilir. Bankadan temirat mektubu alıyor, bankacının adı karışıyor. Emlakçı bir arkadaşımız var bu kooperatifin içerisinde, emlakçı camiasında bizim arsalarımız dolaşıyor. Talas'ta bulunan 221 parselin 22 milyon liraya toplu olarak satıldığını ve belediyenin değerinin altında ihaleye vererek büyük zarara uğratıldığını belirten Yücel, bu parsellerin tek tek satılması durumunda belediye kasasına giren para 50 milyon lirayı bulacaktı. Şimdi ortada 28 milyon lira gibi bir zarar var dedi. Doğal olarak da bunlar komisyonlardan fiyat tespitleri yapılmış. Bu yapılan tespitlere göre ihaleye iki firma katılmış. Katılan firmanın bir tanesi, isim vermeden geçeyim, bir kooperatif, diğer de bir şahıs. Bu ikisinin arasındaki verdiği fiyata göre 22 milyon liraya bir kooperatif bunu alır. Fakat ilk ödeme 2 ay sonra 18 taksitle aldığı yer ödemeyi gerçekleştiremeyince sağdan soldan başlarlar. Belediyenize kadar da intikal eden isimlerin karıştığı bir duruma dönüşür. Hak mıdır? Haktır. Alabilir mi? Alabilir. Bankadan teminat mektubu alıyor, bankacının adı karışıyor. Emlakçı bir arkadaşımız var bu kooperatifin içerisinde, emlakçı camiasında bizim arsalarımız dolaşıyor. Tabii ki kamuoyunda çok da yüksek rakamlar, doğru olmayan da rakamlar olabilir. Telaffuz ediliyor. Örneğin 350, 400, neredeyse tutmasanız 500 gidiyor. Fakat bir gerçeklik var ki, belediyeden aldığı rakamın üzerinde bir rakamla üye kaydedebiliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yapılan ihalenin kanuna uygun olduğunu belirtip burada belediyenin personeli gibi algılanmasının ise doğru bulmadığını söyledi. Büyükkılıç ihaleyle ilgili sekreterine belediye ya da yan kuruluşlarından alan varsa etik olmadığını ve geri vermeleri talimatını verdiğini açıkladı. Biz bir mazerete sığınmıyoruz. Hukuk çerçevesinde burası bir hukuk devleti. İptal edilme boyutuna dahil dedim, inceleyin. Bana rapor verin, ben gelini yapacağım dedim. Şu aşamada ne yapılabilirdi? Ben dedim ki, yani sekreterime, belediye ya da yan kuruluşlarıyla ilgili bulaşan, buradan alan bir arkadaş varsa kendilerini geri iade etmelerini ve bu işin içerisinde tamamen sıyrılmalarını talimatını veriyorum dedim. Etik bulmuyorum. Hukuken hiçbir engel yok. İhaleye katılmaması gereken yasaklar, yani akrabalık vesaire yetki bağlamında belirlidir. Buna rağmen hiçbir üst düzey yöneticimiz yok. Sadece yan kuruluşumuzdaki bir şirketimizin iki tane çocuğuyla ilgili bir şey var, kamuoyundaki bilgi var. Onun dışında sıradan çalışan arkadaşlar. Bunlar almayacak mı, satmayacak mı, yemeyecek mi, içmeyecek mi? Bunu ben kamuoyunun insafına bırakıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Havalimanı'nın yeni iç hatlar ve yenilecek dış hatları terminal binalarının ihalesinin 10 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Erkilet Havalimanı'nın yeni iç hatlar ve yenilenecek dış hatlar terminal binalarının ihalesinin 10 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri için önem taşıyan ve kendilerinin de özel önem vererek takip ettikleri Erkilet Havalimanı'nın mevcut terminal binalarının genişletilmesine yönelik çalışmalarla ilgili önemli bir gelişme yaşandığını kaydetti. Şükürler olsun Ankara'da yaptığımız girişimler, çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ve dirayetleriyle her zamanki havaalanımızla ilgili terminal binamızın yapımıyla ilgili 10 Eylül günü ihaleye gün alındı. Bunun müjdesini de ben buradan paylaşmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre süreci 15 Ağustos Cumartesi ve 16 Ağustos Pazar güne yapılacak olan ilçe kongreleriyle başlıyor. Adaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre süreci ilçe kongreleriyle başlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi il yönetimi, ilçe yönetimi ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında il başkanı Serkan Tok, kongre sürecinin başlama tarihi ve gerçekleşecek süreçle ilgili bilgi verdi. Kıymetli büyüğümüzün, genel başkanımızın takdirleriyle biz Kayseri İl Teşkilatı olarak genel merkezimizle görüşüp istişarelerimiz sonucunda önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günü Kayseri'de bulunan 16 ilçe teşkilatının kongresini Allah'ın izniyle 2 gün içerisinde milletvekillerimiz, MYK'larımız ve yöneticilerimizle birlikte sizin huzurunuzda gerçekleştireceğiz. 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan ilçe kongreleri hakkında bilgi veren MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, birlik ve beraberlik içinde kongreleri gerçekleştireceklerini söyledi ve MHP'nin omurgası Kayseri'dir dedi. 1969 yılında kurulmuş olan, 50. yılını, 51. yılını geride bırakmış olan ve 14 Mart 2021 tarihinde 13. olağan kurultayını yapacak olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bizler de mensupları olarak, dava mensupları olarak Kayseri'de 15-16 Ağustos tarihlerinde 16 ilçemizin tamamında kongrelerimizi yapmak suretiyle inşallah önemli bir adım atmış olacağız. MHP demek birlik ve dirlik demektir. İnşallah Allah'ın izniyle Türkiye'nin birliği ve dirliği noktasında Cumhur İttifakı'nın hassasiyetleri çerçevesinde ve Sayın Genel Başkanımızın emrinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kayseri, kıymetli liderimizin ifadesiyle Milliyetçi Ülkücü Hareket'in omurgasıdır. Bu omurga Allah'ın izniyle bu zamana kadar hep sapasağlam ayakta kalmıştır. Bundan sonra da kalmaya devam edecektir. Basın toplantısında konuşan bir diğer isim MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'de ilk defa üst üste 3 kere tek adaylı seçime gidileceğini söyledi ve Cumhur İttifakı çizgisi içerisinde daha güçlü bir yapıyla devam edeceklerini ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi Allah izin verirse 2020 yılı içerisinde çok uzun yıllardır tarihinde yapılmamış olan bir şeyi de gerçekleştirmiş olacak. Milliyetçi Hareket Partisi inşallah 2015, 2017 ve 2020 13. il kongreleriyle birlikte tek adaylı bir yapıda arka arkaya 3. defa ve bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kayseri'de baktığınızda tarihine ilk defa gerçekleşecek bir olay. 3 defa tek adaylı kongrelerini gerçekleştirecek. Sayın liderimiz, genel başkanımız, büyüğümüz Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı çizgisinde daha güçlü bir yapıyla, daha güçlü bir Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı yapısıyla yolumuza devam etmek istiyoruz. Burada tabii ki cumartesi ve pazar günü ilçe kongrelerini yapacak olan ilçe başkanlarımıza ben başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcılar olsun. İnşallah daha güçlü teşkilatlarla, teşkilatlarını onlar da güçlendirerek daha iyi bir teşkilat yapısına kavuşmak istiyoruz. Kuca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahallelerdeki vatandaşları refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.
Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmek için gayret ettiklerini söyledi. Yol yenileme, çevre düzenlemesi çalışmalarımıza eksik olan sokaklarımızda, caddelerimizde devam ediyoruz. Koca Sinan'ımızın her bir noktasında ihtiyacı olan mahallelerinin hem yenilenmesi gereken yollarının, çevre düzenlemelerinin yenilenmesi, hem yeni ulaşım hakslarının yapılması, yeni imarlaşan bölgelerimiz için yeni yolların yapılması biliyorsunuz ana hedeflerimiz arasında. İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, mahallelerimizin her birinin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Özellikle kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Bu mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adında birimimiz var. Bu müdürlüğümüz bünyesinde yol yapım, temizlik, taş, cami temizleme, tamirat ekibi gibi ekipler var. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz sadece 45 mahallenin ihtiyaçlarına cevap veren bir birimdir. Her geçen gün müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Hizmetler neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımızla Koca Sinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek dedi. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Melikgazi Belediyesi ilçede asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilyurt Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirildi. Bu mahallede sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra belirli yollarda sıcak asfaltla onarım çalışması da yapılıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçemizin birçok noktasında aynı anda çalışma yürüterek vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sıkıntı çekmemesini sağlıyoruz dedi. Palancıoğlu, Yeşilyurt Mahallesi'nde toplamda 3 kilometre gidiş, 3 kilometre geliş olmak üzere asfalt serim çalışmasına başladık. Böylece 3220-2772. Cadde ve üzüm veren sokak olmak üzere devam eden çalışmalarımızı haftanın ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. Yeni yaptığımız bu yolda bisiklet yolu ve yaya kaldırımlarımız da olacak. Ağaçlandırma yapılarak yeşil bir yol haline gelecek. Tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir bakım işlemlerini, park ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirerek hemşerilerimizin kullanımına sunuyoruz. Bu çalışmamızı ihtiyaç dahilinde sezon sonuna kadar aynı yoğun tempoyla sürdüreceğiz şeklinde konuştu. Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hayır Çarşısı, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturarak toplumsal dayanışmaya vesile oluyor. Hizmete girdiği 25 Kasım 2019'dan bu yana 3000'den fazla kişiye ayakkabı ve kıyafet yardımı yapılan Hayır Çarşısı'nda ayrıca 6800 adet iaşe paketiyle 2300 koli temizlik malzemesi dağıtıldı. Hayır Çarşısı'nda bunların yanı sıra akülü engelli aracı, tekerlekli sandalye ve ev eşyası gibi ihtiyaçlar da karşılanırken yeni bebek sahibi olan ailelere de yeni doğan bebek seti hediye ediliyor. Belki bunlardan haberi var mı ya acaba? Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade etti. Talas Belediyesi Hayır Çarşısı'ndayız. Hayır sahibi kardeşlerimizin getirdiği kıyafetleri, bilhassa çocuk kıyafetlerini şimdi teslim alıyoruz. Sayın Akgül Akbeyaz bize bu kıyafetleri getirdi. Bunlar sahibini bekliyor. Talas'ta oturan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, kendileri kıyafetlerini buradan alabilirler. Hayır sahiplerine çok teşekkür ediyorum. Başkalarına da bekliyorum. Başkan Yalçın, Hayır Çarşısı hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 0352-503-1251 numaralı telefonundan bilgi alınabileceğini ve başvuruda bulunabileceğini sözlerine ekledi. Kayseri'de hafta sonu Kızılırmak Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden baba İsmail Çoban'la çocukları Eyüp ve Azra son yolculuğuna uğurlandı. Sarıoğlan'da girdikleri Kızılırmak'ta boğulan 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı. Olay pazar günü meydana gelmişti. Kayseri'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömer Hacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban,
çocukları Eyüp ve Azra ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi. Kızılırmak'a giren baba ve çocukları bir daha sudan çıkamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine baba İsmail Çoban çocukları Eyüp ve Azra'nın cansız bedeni AFAD 112 Acil Servis ve Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hayatını kaybeden baba ve çocukları için Koca Sinan ilçesine bağlı Akçatepe mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi çoban ailesinin yakınları fenalık geçirdi. Anne Emine Çobansa yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Cenazeler yan yana konulurken 14 yaşındaki Eyüp'ün tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması örtüldü. Gözyaşları içinde kılınan namazın ardından baba İsmail Çoban'la çocukları Eyüp ve Azra'nın cenazeleri yan yana defnedildi. Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Şans eseri yaralanan olmadığı kazada lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza Melik Gazi ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34TY2997 plakalı otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. İncelemenin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Meteoroloji 7. Bölge Hava Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Remzi Koçak, Kayseri'de yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceğini belirtti. Koçak, oluşabilecek şiddetli rüzgara karşı da vatandaşları uyardı. Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşüşe geçeceğini belirten Meteoroloji 7. Bölge Hava Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Remzi Koçak, oluşabilecek şiddetli rüzgara karşı da vatandaşları uyardı. Yaptığımız son analiz ve tahmin çalışmalarımıza göre bölge genelinin hafta boyunca parçalı ve az bulutlu geçeceği beklentisi içerisindeyiz. Rüzgarın cuma gününden itibaren kuzey yönlerden orta kuvvette güney ve doğu ilçelerimizde yer yer kuvvetli 40 ila 60 km saat esmesini bekliyoruz. Üst seviyedeki soğuma ve yer seviyesindeki yüksek nemlilikten dolayı hisseden sıcaklıkların şu anda 31-32 derece civarında seyrettiğini görüyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 26 dereceye kadar düşerek mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına sarkacağını bekliyoruz. Kayseri'de cuma ve cumartesi günleri kuzeyli yönlerden beklediğimiz kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın yer yer 40 ila 60 km saat hızlara çıkacağını bekliyoruz. Geçen hafta altının gram fiyatı 515 TL ile rekor tazeledi. Yeni haftaya altın fiyatları sakin başladı. Gram altın 490 TL seviyesinde. Uzmanlar şu anda bir kırılma noktası olduğunu ve uzun vadede altının yeniden rekora koşacağını söylüyor. Altın ve döviz fiyatlarındaki ani yükseliş gündemin ilk sırasına yerleşti. Altının gram fiyatı geçen hafta 515 TL ile yeni zirveye ulaştı. Tamamı 22. Ancak altın bu haftaya sakin bir giriş yaptı. Atılan karşı adımlarla altının gram fiyatı 490 lira seviyelerine kadar geriledi. Ekonomist Recep Uzunoğlu, uzun vadede altının yeniden yükseleceğini söyledi. Bunu da işin açığı gerçekten hayretle karşılıyoruz yani. Çünkü altında o günle bugünün arasında has altında 20 liralık bir makas oldu, bir düşüş oldu. Buna mukabil şu anda da piyasada bir sakinleşme görüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de bir faiz arttırımı olacak. Çünkü genel olarak yapılan baskı da o şekilde. Ona mukabil de belki bir süre daha düşüş gerçekleşebilir. Ancak yani üzülerek söylüyorum. Uzun vadede özellikle altın bandında, altın bazında bu COVID olayına bir çözüm bulunmadığı sürece altının onsu yükselmeye devam edecektir.
Kazancılar Çarşısı esnaflarından İhsan Gülderdi de altın fiyatlarında şu an bir kırılma olduğunu ancak yıl sonuna kadar gram fiyatının 550 TL'yi görebileceğini belirtti. Gülderdi bu konuda vatandaşları uyardı. Altın pazartesi günü itibariyle onsun düşmesiyle sakin başladı. 492 seviyesinden şu an 485 seviyesine kadar düştü. Ons yerinde sabit duruyor ama doların düşmesi altını etkiledi. İnsanların da haliyle 515'teyken yani çeyrek 875'ken aldıklarını şu an tedirginler. Alışı durdururlar. Daha fazla düşecek diye şu an bir bozdurma eğilimindeler. Aslında paniğe kapılmamaları, ellerindeki altınları tutmaları şu an altın bir düzeltme yapıyor bizim tabirimizle. Buradan bir dahaki hedefi 550 seviyesinde olacak. O da çeyrek altın 950 bin lira bandına geleceği kanaatindeyiz. Ne zaman bir sürede peki uzun var? Yıl sonu itibariyle. Yıl sonunda genelde bankaların döviz bazlı ya da altın bazlı kapatmaları olduğu için döviz ve ons biraz yüksek olarak kapatırlar. Bu da altın fiyatlarını yükseltir. Yıl sonu 1000 lira civarında küçük altın fiyatını has altının da 550-600 bin bandında olacağını umuyoruz. Ya da bundan sonra 750 bandına kadar düşme ihtimalinde yani aşırı bir şu an herkes bozdurduğu için aslında düşüyor. Altının bir kaybı yok. Bundan sonraki hedefi gördüğü kaçtı? 515'ti. 515 bandını açıp 550'ye kadar gelecek. İnsanlar paniğe kapılıp da elindeki altınlarını bozdurmasın. Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, konut kredisi faiz oranının tekrardan 0.87'ye çıkarılmasından dolayı mağduriyetler yaşanacağını söyleyerek, konut kredisinden 0.64'lük oranın stoklar eriyene kadar uzatılmasını bekliyoruz dedi. Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, konut kredisindeki faiz oranlarının yeniden 0.87'ye çıkarılmasını değerlendirdi. Faiz düştükçe ekonominin de canlanacağını kaydeden Sedat Kılınç, Cumhurbaşkanımızdan, Hazine ve Maliye Bakanımızdan 0.64'lük oranın stoklar eriyene kadar vatandaşın da süresini bileceği bir tarihe uzatılmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Konut kredisi faizlerinin 0.64'e çekilmesinden sonra İnşaat sektöründe çok ciddi bir hareketlilik gerçekleşti. Sektör temsilcileri bu süreçte memnundu. Tabii tüketiciler de çok ciddi avantajla Türkiye tarihinin, Cumhuriyet tarihinin belki en uygun konut kredisi faizi oldu. Bu konut finansmanı uygun olunca da insanlar harekete geçerek konut almaya başladılar. Bunun da TÜİK'in verilerine baktığımızda da birebir piyasalara ne kadar yansıdığını, sadece sektörü değil aslında ülke ekonomisini ne kadar hareketlendirdiğini hep beraber izledik. Faiz düştüğü takdirde ekonomi hareketlenir, yatırımlar artar, sonuç itibariyle yine devletimiz kazanır. Yatırım arttıkça, satışlar arttıkça, örnek vereyim, konut satışlarında tapu harcı var. %4, %2 alıcıya, %2 satıcıya çok ciddi bir gelir elde ediyor devletimiz tapu harçlarında. Sadece bu değil, inşaat sektöründe yeni yatırımlar başlıyor. Tabii yeni yatırımlar başlayınca doğal olarak devletimizin alacağı vergi kalemleri de bu oranda artıyor. Biz 0.64'ten dolayı gerçekten devletimizin her kademesindeki herkese, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Devlet bankalarımız bu noktada finanse ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ama bunun sürdürülebilir olması gerekiyordu. Kısa vadede olduğunda mağduriyetler de oluşuyor. Bu süreçte konut almayı planlayan veya gidip peşinatını verip henüz kredisini tamamlamayan, buna göre hesabını yapan, 0.64 üzerinden hesap ederek henüz %80 aşamasına gelmemiş bir ön kayıt sistemiyle konut alan insanların hepsi şu anda mağdur. Çünkü 0.64'ten 0.87'ye bir yıl ödemesiz dönem kalktı, 15 yıldan da 10 yıla düştü. Bunun hesabını yapan şu anda ciddi anlamda mağdur oldu. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle altını çizerek, Sayın Ekonomi Bakanımızdan tekrar bu konuda 0.64'lük oranın en azından sektördeki yıllardır yaşanan sıkıntılar vardı. Stoklar ciddi anlamda birikmişti. Bu stoklar eriyene kadar vatandaşın da süresini bilerek bu kampanyanın ne zaman biteceğini, bu konut kredisi finansman desteğinin bu paketin ne zaman biteceğini
bileceği bir tarihe kadar uzatılmasını bekliyoruz bir sektör temsilcisi olarak. Bunu sadece sektör temsilcisi olarak değil, aslında tüketicilerimizin adına da, müşterilerimizin adına da bu talebi iletiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Gökbörü İnsansız Hava Aracı Takımı üyesi öğrencilerini kabul etti. Büyükkılıç, geleceğin aydınlık yüzleri sizler olacaksınız. Ülkemiz için üretecek, çalışacak, ülkemiz teknolojisini ileriye taşıyacaksınız dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Helvacı ve Gökbörü İnsansız Hava Aracı takımına üye öğrencilerle görüştü. Üretim biriminde görev alıyorum. Daha çok üretim, birleştirme, bu işlerle başlıyoruz. Kendi kurduğum bir roket takımım var. Gökbörü'deki abilerle birlikte. Böyle olacak. Yani yardım etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. İnsansız hava araçları gibi birçok konuda öğrencilerin yeni teknolojik ürünler üretmesi ve geliştirmesinin hem ülkeye hem de geleceğe hizmet olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de de bilimsel çalışmalara yakından destek verdiklerini söyledi. Etki hale gelin, sıradan bir kez daha söylüyorum, olmayın, başarıdan başarıya koşun, hepimiz kazanalım. Önce şahsınız, sonra aileniz, sonra ülkemiz, şehrimiz. Ve insanlık kazansın. Biz insanlığın mutluluğu için, huzuru için, insanlığa hizmet için varız. Ziyarette konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Helvacı da Kayserililer çalışkan insanlardır. İdarelerinde katkısı çok büyük. Çok teşekkür ederiz diye konuştu. Bu şekilde motive olarak hareket ediyor, çalışıyor. Efendim de Kayseriler çalışkan insanlardır. Arkada idarelerin katkısı çok büyük. O bakımdan biz büyük şehrimizin başkanını ziyaret etmeyi arzu ettik. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Femsıra Spor'daki gelişmelerde Eskablo Kayseri Spor A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan teknik direktör Bayram Bektaş'la 3 yıllık sözleşmesini imzaladı. İmza töreninde konuşan Bektaş, bu projenin bir parçası olmak için Kayseri Spor'dayım dedi. Kayseri Spor Recep Mamur tesislerinde gerçekleşen imza törenine Heskablo Kayseri Spor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Bayram Bektaş ve basın mensupları katıldı. İmza töreninde konuşan Başkan Berna Gözbaşı, bu sezona değişim parolasıyla geldik. Bu değişim parolasında kısa, orta ve uzun vade planlar yaptık. Yeni teknik direktörümüzün Kayseri Spor'a hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Biliyorsunuz biz bu sezona değişim parolasıyla girdik. Bu değişim parolasında kısa, orta, uzun vade planlar yaptık. Artık böyle günlük değil, sezonluk değil, bu kulübün geleceği için hem temel yapılanması, hem idari anlamda, hem de sportif anlamda çok kesin adımlar atmamız gerekiyor. Ve buna ilk sportif anlamda yaptığımız hoca değerlendirmelerinde, yaptığımız görüşmelerde Bayram Bektaş hocamızla bu hedeflere uzun vade yürüyebileceğimize inandık. Hep birlikte daha güzel günlere, hep olumsuz konuların değil, olumlu gelişmelerin konuşulduğu, hedeflerimize adım adım, aceleyle değil, sindirerek gideceğimiz günleri yaşayacağımız konusunda inancımı tekrar yineliyor ve hayırlı olsun diyorum. Kayseri Spor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş da bu projenin bir parçası olmak için Kayseri Spor'a geldiğini söyledi. Başkanımla ilk görüşmemizde bana Kayseri Spor'un hem vizyonu, hem kısa hem uzun vadedeki sportif anlamda beklentisini ilettiğinde ben de bu projenin bir parçası olmak istediğimi tereddütsüz kabul ettim ve ifade ettim. Bundan dolayı buradayım. Burada olmamda vesile olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atıldı ve Bayram Bektaş'ta 3 yıllık sözleşme yapıldı. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, bundan önceki yönetimin bir oyuncuya yatırılmayan 135 bin euro borcun 1 milyon liraya yükselmiş olduğunu söyledi. Biz de bu yarışı hiç bırakmadık. Hem maddi hem manevi çok
Kayseri Spor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, yeni teknik direktör Bayram Bektaş'ın imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TV1 muhabiri Yalçın Yoldaş'ın Kayseri Spor'un borçları ile ilgili sorusuna cevap veren Başkan Gözbaşı, bir önceki yönetim 135 bin euro borcu ödemediği için bu borç 1 milyon euroya kadar çıkmış. Göz göre göre ihmaller var. Bununla ilgili komisyon karar verecek. Olay yargıya intikal etti. Fazla bir şey söylemek istemiyorum dedi. Genel kurulda bu konuda bağımsız denetim yapılması kararı alınmıştı. Biz de bu zorlu süreçte bu denetimi yaptırdık. Sonuçlarını ortaya koyduk. Bununla da ilgili bir komisyon oluşturuldu. İlerleyen günlerde o komisyonun kararlarıyla ne olacağını ben de göreceğim. Ama kulübü hakikaten hangi sebeplerle bilmiyorum. Şu andaki bir borç yükünde bir ihmal oldu kesin. Ama bazı hususlar var ki hakikaten göz göre göre işte bu transfer yasakları gibi ihmaller var. Bununla ilgili o komisyonla ilgili karar verilecek. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 135 bin euro, euro 4 lirayken 3 lirayken vermiyorsunuz. Ya da 150 tam rakam hatırlamıyorum kusura bakmayın. Bu 1 milyon eurolara geliyor. Ben bu çocukla anlaştım. Günlerce konuştum. 750 bin euroya kadar düşmüştük. Ligde kaldık. Ligde kaldığımız fırsat doğurdu. Şimdi vazgeçmem diyor. Halen de görüşmeye devam ediyorum. Başkan Gözbaşı transfer dönemiyle ilgili de konuştu. Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Berna Gözbaşı, transfer tahtasının açılması için Kayseri Spor'un 16 milyon TL ödeme yapması gerekiyor diye konuştu. Transfer tahtasının açılmasıyla ya da bu bir dakika transfer tahtasının açılmasıyla konu bitmiyor. Bugün açarız. Bugün ben de veririm onu. Hiç önemli değil. Ama TL söyleyeyim 16 milyon. Ama temel sorun bugün tahtayı açmakla bitmeyecek. Halihazırdaki yasakları kaldırarak bitmeyecek. Bizim 5-6 milyon euro belki de gün geçtikçe yeni davalar geliyor. Hukukçumuz da buradaysa. Bizim bunlara köklü bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bankayla çok yüksek faiz. O güne göre iyi olabilir ama bugüne göre yüksek kalan faiz anlaşmamız var. Bütün bunlar bizim harcama limitimizi kısıtlıyor. Evet efendim, Haber ve Spor'daki gelişmeleri sizlere aktardık. Haber bülteninin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın.